git. Bitti. Hayır. Bir i̇stersen, millet... istersen iyi ol, istersen kötü ol. Başka onu da bırak. Hayır. Söyleyen de bir milletvekili. Yani ya partide genel merkezde görevi yok. Ay bak, milletvekili yok. Olup olmaması öyle değil. Bir parti adı üzerinde parti. Parti. Git başka parti o zaman. Evet. Parti lideri merkez yönetim kurulu işte neyse MYK neyse karar verdi. Namık evet. Olmayacak. Namık gel arkadaşım sana çok teşekkür ediyoruz. Seni seviyoruz. Harika bir insansın. Teşekkür ediyoruz. Bitti. Kabul edeceksin evet. Abi. Evet. Öyle saçmalık mı olur? Evet. Ben iyi çalışmıyorsan. İstediğin kadar iyi çalışmıyorsan abi. Parti buna karar vermiştir. Defolup gideceksin. Kim olursan ol. Şaka yani, söylemiyorum. Ben bu konuda çok ciddiyim. Erdoğan. Bak Erdoğan bu oyunu severim ben. Bak bu oyunu severim. Adam milletvekili yapıyor. Tamam mı? Bakıyor seni takip ediyor. Milletvekili olduktan sonra bakıyor hesapla kendine kafasına göre bir hesap. Bakan yapıyor. Sonra diyor ki sen çekil kenara. Bir dönem seni bekletiyor. Ses ama izliyor seni. Konuşuyorsun ona göre. Sesin çıkmadı mı? Terbiyeli bir şekilde oturdun mu? Seni başka bir yere getirip koyuyor. Al mesela şey. Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ. Kaç kere gitti geldi. O Enerji Bakanı Hilmi Güler. Evet. Aldı götürdü. Bakan yaptı şey yaptı. Sonra belediye başkanı işte şimdi bir şey de biliyorsun. Ve ona benzer çok evet, örnek var. Evet evet. En çok gidip gelen benim hatırladığım Bekir Bozdağ. Ama öyledir. Yo Hilmi Güler de benim dikkatimi çeker. Şimdi abi yani bu iş böyledir. Parti yönetimi ve hele hele lideri başka türlü toparlayamazsın. Şimdi biz de hani tırnak içinde sol olmanın ki ben CHP'de artık sol mol falan olduğunu ben düşünmüyorum. Enteresan bir sol CHP. Onu da bırakıyor. Gelelim sol partilere. Maçoğlu. Saygı duymama rağmen tanımıyorum. Onu hatırlıyorum. Niye kardeşim geliyorsun sen şeyden buraya belediye başkanı olarak? Değil mi? Niye? Bir anlattın bana niye? TKP'nin kaç oyu var İstanbul'da? Kaç oyu var ya? Yani Kadıköy kazanacak bir oy çıkmaz. Asla çıkmaz. Ya bırak ne? Asla çıkmaz. Ya Kadıköy'de kazanmayı bırak. Normalde TKP bütün Türkiye'de aldı oy 3000'dir, 4000'dir, 5000'dir. Ve üstelik kendi kentinde son derece başarılı bir... Başarılı ve saygın, başkanı. Bütün Türkiye'nin sevdiği bir belediye evet. Başkanı. Bak bütün yani, Türkiye'nin... Bu aklı kim verdi acaba? İşte gördün mü bu aklı kim verdi? Mesela burada. Bu aklı kim verdi? Üst akıl mı verdi? Herkese üst akıl mı akıl dağıtıyor? İşte ben onun için bu tür şeylerde hep bin tane soru. Ondan sonra çıkıyor şey İşçi Partisi Erkan Bey. Biz bunu desteklemiyoruz. Ben o üst akıl denince 94'te o kadar çok aday vardı ki o meşhur yıl. Hani İstanbul için. Erdoğan'ın %25'le belediye başkanı. Tabii, Livaneli'yle şey. Acaba bir üst akıl bütün bu adaylara sen kazanıyorsun diye garanti mi verdi? Verir. Verir. Hiç şey yok. Çünkü hepsinin kalması AKP'nin o zamanki Refah Partisi'nin kazanmasıydı. Bu üst akıl böyle. Hani? Komplo teorisi falan değildir. Ben bunun bilimsel bağlantılarıyla bin tane şey okumuşumdur. Bilimseldir. Yani bunun en somut Türkiye açısından söylüyorum. En somut örneği Süleyman Demirel'dir rahmetli. Evet. Yani Devlet Su İşleri müdürüyken, genel müdürüyken alıp götürüyorsun onu Amerika'da, eğitiyorsun Morrison Demirel dedikleri. Orada da işte mason ilişkisini kurduruyorsun, gönderiyorsun. 2 sene sonra, 3 sene sonra başbakan yapıyorsun. Ve yani diğerleri farklı değil. Format farklı olabilir ama diğerleri Tansu Çiller. Tansu Çiller hiçbir şey yokken ortada. Kim ya Tansu Hanım? Adam getiriyor diyorlar ki sen bunu ekonomi bakanı yapacaksın şeye, rahmetli Demirel'e. Ondan sonra geliyor ekonomi bakanı. Sonra kurultayda Demirel'i deviriyor ya. Evet, evet. Daha doğrusu Demirel'i devirmeyin. Demirel'in şeyini devirdi. Hüsamettin işte. Hüsamettin Cindoruk. Tabii onu kimi devirdi? Yıldırım Akbulut. Yok canım Yıldırım Akbulut Erdoğan'ın şeyi. Şeydeydi dur kimdi? Ya neyse işte yani Demirel'in destek. Hüsamettin Bey aday değildi. Ha? Hüsamettin Bey aday değildi. Necmettin Cevheri de miydi? Değildi. Niye değildi. Kafamız karıştı? Neyse yani. Ya neyse Demirel'in desteklediği adayı devirdi. Hadi öyle diyelim. Öyle oldu. Yani şimdi buluruz 2 dakikada kimi şimdi devirdi. Şimdi şöyle bir şey var. Bizde... Bütün partilerde o hastalık var. Sen bak ona. Aynen merak ettim çünkü. Mesela Anavatan Partisi'nde de Özal'dan sonra Yıldırım Akbulut
Ha işte o zaman orada tabii. Daha doğru. Sonra işte Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz çekişmesi. Buldun mu? Bakıyorum, sen devam et, dinliyorum. Şimdi bu İstanbul üzerine dediğim, hazırladığım bir şey var. Hani diyorlar ya, fetret devri. İstanbul'u değiştireceğiz. İstanbul'a yepyeni bir İstanbul falan deniyor. İşte özellikle depreme karşı yapacaklar. İstanbul üzerine diye bir klasörümüz var arkadaşlar. Onu bir açalım. Hüsnü bakarken ben oradan... Aynen, ben biliyorum seni. Hüsnü hazırlık yapsın o arada. Şimdi birinci karesinde İstanbul'a ihanet ettik, ben de sorumluyum diyen bir kişi şimdi bunları söyleyen. İstanbul'da kendisi de belediye başkanlığı yaptı ve diğer belediye başkanları da hepsini içine alıyor. İstanbul'a ihanet ettik diyor. Ben de sorumluyum diyor. İhanet dediniz size, bunun sorumluluğunu aldınız. Bir çekilin, bir daha da aday olmayın. İstanbul'u demek ki siz berbat ettiniz. Kendi ifadenizle. Geçelim arkadaşlar. Alın, İstanbul'da ecdat, ecdat, ecdat diyorsunuz. Şöyle bir tarama yapalım. 16-9'un özel sakinleri diyor. Bakın Sultanahmet'in arkasında görünen binalar. Ecdadın tarihi eserlerinin silüetini bozdunuz. Siz yaptınız. Ve şimdi gene talip oluyorsunuz. Geçelim bir ileriye. Ya rant hırsına kurban edilen İstanbul'un kıyıları. Ataköy. Bakın şöyle bir yeşil alan. Burada plajlar vardı, şeyler vardı. Plaja beton gökdelenler yaptınız. Bunları yapmak için mi gelecek AKP? Yeniden buraya...